Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Yeni bir güne başladık. Daha çok erken ben yollara döküldüm, işe gidiyorum. Benim gibi bugün çalışanlara hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün size Sıla yolu üzerinde özel kendi planlarımdan bilgiler vermek istiyorum. Ve İsviçre'den görüntülerle hem bakın hem çayınızı, kahvenizi, pastanızı hazırlayın, keyif yapın ve Murat Bozdoğan'ı dinleyin. Ne dersiniz? Gelin hep beraber yola çıkalım. Bu zamandan da tabii ki faydalanalım. İsviçre'nin Türkiye kadar olmasa da güzelliğini seyredin. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki pazar günü akşam canlı yayın yaparak sağ salim evime geldim. Bana destek olan abim Hüseyin abim Stuttgart'tan, Mehmet Asir YouTube kanalı var kendisinin, Schwarzwald'dan Hüseyin Şahin sizin sigortacınız, Almanya'dan sigorta üzerine bütün bilgiler onda. Emrullah İstanbul'dan, F5 Yücel kardeşim İngiltere'den, onun da YouTube kanalı var. Hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum bana destek oldukları için ve sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Yorumlar yazdınız, beni yalnız bırakmadınız. Bazen 350 kişi aynı anda seyretti. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Benimle beraber Türkiye'ye kadar gittiniz. Benimle beraber İsviçre'ye kadar geldiniz. Arkadaşlar, bu sene 3 kere gittim geldim. Şimdi size bu videoda diğer bitmedi. Murat Bozdoğan daha gidip gelecek. Daha gidip gelecek yani. En az 2, belki de 3 kere gidip geleceğim daha bu sene. Bunların hepsini size sayacağım. Yalnız arkadaşlar, dün bir arkadaş yazmış ya, ne bu böyle yani, çok negatif yazmış. Hiç akıl fikir yok mu? Atla uçağa git. Senin amacın ne? Kardeşim, sen bunu daha çözemediysen benim amacımı, ne bileyim ben sana nasıl cevap vereceğim. Benim amacım, birincisi Türkiye'mi özlediğim için, akrabalarımı özlediğim için, komşularımı, tanıdıklarımı, arkadaşlarımı özlediğim için gidiyorum. Annemin, babamın elini öpmek için. Yani buna anlayış gösteremiyorsan ben bilmiyorum. İkincisi, gitmemin sebebi yollardan bilgi almak. Ne var ne yok, mazot var mı, korona ne istenecek mi bir şey. Sen oturduğun yerde koltukta gidip gelip kimse bunu sana söylemez. Bunu birisi gidip görmesi lazım. Ben 3 kere gittim geldim. Yani buna karşı bir saygı olması lazım. Benim düşüncem bu. Bana negatif yazacağına. Sen bana yazmış, Temmuz'da git de görelim seni. Temmuz'da da giderim. Ben Sıla yolunu seviyorum ama iş yerim maalesef Temmuz'da bana izin vermiyor. Bizim şirketimiz Temmuz ayında okul tatilleri olduğu için ufak çocuğu olanlara izin veriyor. Ufak çocuğu olmayanlar çalışıyoruz. Çalışmamız lazım. Neden çalışmamız lazım? Bazen bir şey, bir sistem bozuluyor. Gidip bakmamız lazım. Kontrol etmemiz lazım. Yani en az 2 kişi olması lazım bizim gruptan. Benim de ufak çocuğum olmadığı için bana izin vermiyorlar. Bunu da şöyle kısaca söyleyeyim. Gelelim şimdi gelecek planlara arkadaşlar. Allah nasip kısmet ederse Haziran'ın ortalarında tekrar Türkiye'ye gideceğim. Bu sefer uçakla gideceğim. Uçakla giden arkadaşlar var. Onlara da bilgileri verebilmek için elimden geldiği kadar bilgi toplayacağım. Sertifika isteniyor mu? Hangi şirket istiyor? Hangi şirket istemiyor? Bu bilgileri size yanıtacağım. Türkiye'ye gidince dönerken bakalım neler olacak, neler bitecek, orada neler istenecek. Bu bilgileri toplayacağım ve sizi haberdar edeceğim. Zürih üzeri uçacağım.
Zürih'ten size informasyonlar vereceğim. Arabamızı nasıl bir yere park ettik, kaç para tuttu, bunları söyleyeceğim. Garantili bir yerde mi? Böyle bilgileri size aktaracağım arkadaşlar. Haziran ayından sonra tekrar iki kere gitmek istiyorum. Daha tam belli değil. Şirketle konuşmadım. Şirket dedi, Murat dedi, istediğin zaman dedi Eylül-Ekim aylarında iki hafta izin alabilirsin. Bakarsınız tekrar arabayla giderim. Bakarsınız tekrar uçakla giderim. Daha belli değil. Planlarımızı yapmadık. Ama o tarihlerde tekrar bir Sıla yolu olacak. Havadan olur, karadan olur. Daha belli değil. Burada trafiği bekleyelim. Arkadaşlar Rickenbach'tan geçtik. Hemen döneceğim konuma. Buradan Rapperswil'e doğru şimdi yol alıyoruz. Güneş de yavaş yavaş doğuyor sol taraftan. Ve her yer yemyeşil oldu. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sene sonunda tekrar izinim var. Murat Bozdağ'ın aklı belli olmaz. Kışlık tekerlekleri takarım, lastikleri takarım ve bir daha kış aylarında Sıla yolu yaparım ve size sene sonundaki bilgileri veririm. Çünkü neden arkadaşlar, neden yani, bir tekrar söyleyeyim. Hiç kimse aramızda bilmiyor. Bakın neler olacak, neler bitecek. Sene sonuna kadar negatif değişme olur, pozitif değişme olur. Bunları söylememiz lazım. Yılbaşında da gitmek isteyenler var. Arabayla gitmek isteyenler var. Adamın 3-4 hafta izini var. Veyahut da adam emekli olmuş. Yılbaşında Türkiye'ye gidecek. 1-2 ay kalacak. Almanya'ya geri dönecek. Hollanda'ya geri dönecek. Bizim amacımız insanlara bilgiler vermek. Bizim amacımız bu. Bizim istediğimiz bu. Zorluk çekmesinler. Onun için her gün şimdi bilhassa Sıla yolu yaklaştıkça devamlı en son bilgileri vermek, neler yapmanız lazım daha da az sıkıntı çekerek Türkiye'ye gidebilmeniz için. Yani şimdi biriniz Temmuz'da gideceksiniz, onun da yapacağınız bazı şeyler var. Daha yani 15 saat beklemezsin sınırda, 2 saat beklersin, 3 saat beklersin, aynısı değil. Temmuz ayında başka güzergahtan gidersin. Onun için her türlü güzergahları kullandık. Ben olayım, Mehmet Asır olsun. Her türlü güzergahları kullandık. Gittik geldik size bu haberleri vermek için. Romanya'dan gittik, Macar'dan gittik, Bulgar'dan gittik, Yunan'dan gittik, İtalya'dan gittik, Slovenya, Hırvatistan güzergahından gittik. İsviçre'den çıkıp özel olarak İtalya'dan gittim ki Fransa'dan giden arkadaşlar var, Belçika'dan, Hollanda'dan, İsviçre üzerinden gidenler var. Onlara da o bilgileri vermek için arkadaşlar. Amacımız bu. Amacımız bu. Şimdi dün çok güzel bir yorum geldi. Sırbistan için gişelerde beklememek için ENP aletini alıp takarsanız hızlı gişelerden geçebilirsiniz. Bunun üzerinde takipteyim ve size pek yakında, çok yakında süper bir video hazırlayacağım. Nasıl, nerede bunu alabilirsiniz ve gişelerde bilhassa çok araç olduğu zaman hiç beklemeden hızlı gişelerden geçebilmeniz için ENP arabanıza takarsanız daha da çabuk hedefe ulaşırsınız. Bunun nasıl, nereden olduğunu, nasıl yüklendiğini özel bir video yapacağım arkadaşlar. Takipte bulunun. Takipte bulunun. Zile tıklayın. Abone olun rica edeceğim. Ve emeğime karşılık bana bir like verirseniz, pozitif bir yorum yaparsanız tabii ki ben de sevinirim, gurur duyarım. Hangi YouTuber istemez ki kanalı büyüsün? Hangisi istemez ki like? Hangisi istemez ki güzel yorumları? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz İsviçre bol dağlık tepelik bir ülke olduğu için tünelleri de maalesef bitmiyor. Yalnız tüneller, köprüler
otobanlar, İsviçre sistemi şöyle, senede bir kere 40 frank, yani 40 euro ödüyorsunuz senede bir kere. Ondan sonra bir sene hepsi bedava. Yani bütün yollar, köprüler, tüneller. Tabi bu otoban değil şimdi. Otobanları, tunelleri, o Gotthard tüneli 15,6 kilometre mi ne, hepsi o paranın içinde arkadaşlar. Bunu da yan bilgi olarak size vereyim, haberiniz olsun. Şimdi Hollanda'dan birisi İsviçre'den geçmek isterse, gene İsviçre'den geri dönmek isterse o 40 frankı veriyor. Yani bir gidiş bir geliş 40 frank veriyor. Ama isterse bütün sene, yani o şimdi alırsanız 2022 için geçerli. Sene sonuna kadar o 40 franklar kullanabilirsiniz. İsviçre yalnız bunu e-vinyette çevirmek istiyor. O zaman artık 40 frank mı kalır? Yoksa senelik 100 frank mı yaparlar? Efendime söyleyeyim, bir aylık e-vinyet mi yaparlar turistler için, onu bilmiyorum. Onu bekleyeceğiz. Gelince göreceğiz. Bu haberleri tabii ki benim kanalımda da öğreneceksiniz. Ben şimdi Alp dağlarına doğru yol alıyorum. İleride Sentis dağı gözüküyor. O Alp dağların bebekleri sayılır. 2380 metre umarım yüksekliği, oralarda olması lazım. Yanlış söylediysem kusura bakmayın. Burada güzel bir tren köprüsü var sağda. Doğaların, doğanın içine yapılmış. Bakın bu köprü çok eski. Eskilerden kalma taş bir köprü. Sol tarafta tahtadan bir köprü var. Yani doğayı sevenler de, elimden geldiği kadar arkadaşlar size İsviçre'nin doğasını, güzellik, güzel yerlerini, köylerini, dağlarını, taşlarını elimden geldiği kadar tabii ki göstermek. Madem İsviçre'de yaşıyoruz, elimizde bu imkan var. Siz de bunları seyredin. Evet arkadaşlar, bu görüntülerle size yavaş yavaş Allah'a ısmarladık demek istiyorum. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar. Kendinize dikkat edin. Dünyanın neresinde olursanız olun kendinize dikkat edin. Beni tanımayanlar, videolarımın sonunda devamlı söylerim. Sıhhat, sıhhat en mühim. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın, hoşça kalın. Murat Bozdoğan.